şöyle içine atıyorum kabımın, fırın tepsimin. Bir karabiber, tuz, zeytinyağı alayım. Güzelce zeytinyağı sürüyorum bol miktarda. Birazcık taze kekik şöyle içine atalım. Birazcık da sarımsak. Sadece kabuklarını soyacağım. Şu şekilde iyice karıştırıyorum ve fırına atıyorum. Benim bundan 1,5-2 saat önce attığım domatesler var. Onları da alacağım. Şöyle göstereyim. Şu kıvama getiriyorum. Gelelim bir de kuru domateslerimize. Onları da ince ince kesiyorum. Şeritler halinde. Bu kuru domatesleri makarnalarda da kullanabilirsiniz. Hamur işlerinde, pizzalarda. Şöyle alalım. Ocağımızın yanına geçelim. Zeytinyağı kullanıyoruz. Küçük de bir tencerem var, kabım var. Onun içine de balzamiğimi çektireceğim. Tek yapmam gereken şu kıvamlı hale getirmek, o pekmez kıvamına getirmek. O da yanımızda sadece çeksin. Şöyle yer değiştirelim. Domateslerimi atıyorum içine. Yeteri kadar ısınınca tavam. Bu balzamik çektirmesinin ya da sirke çektirmesinin en güzel yanı da bütün solunum sisteminizin burnunuzun açılması. Domateslerimizi sote ediyoruz. Biraz sonra fıstığımı ekleyeceğim içine. Biraz sonra da balzamik atacağım. Fesleğenlerimi de içine koyacağım. Fesleğenleri de doğrayayım. Güzel güzel kavuruyoruz. Sonra fıstıklar içine giriyor. Dolmalık fıstıklar. Birazcık daha zeytinyağı koyuyorum. Zeytinyağı tamamen çekti. Fıstıklarım kavrulunca da en son fesleğenimi içine atacağım. Bunlar olmak üzere, balzamik sirkemiz de olmak üzere. Görüyorsunuz köpürcükler çok çıkmaya başladığı zaman altını kapatıyoruz. Yanmayla yanmama arasında, olma sınırı arasında ince bir çizgi var. Zaten gördüğünüz gibi kıvama da gelmiş, pekmez kıvamına gelmiş. Tam istediğim kıvama. Şöyle koyalım. Fesleğenleri de içine atalım. Oh, mis gibi kokular geliyor. Bunları da alalım yamacımıza. Şöyle bir peçeteye mozzarella'yı çıkartayım. Sudaki mozzarella'yı. Mozzarella'yı tam üstüne koyalım. Konfi ettiğimiz domatesler, onlar da burada. Söylemiştim domatesin her halini kullanacağız diye. Normal çiğ halini de kullanalım. Çektirdiğimiz balzamik sirkesi var. Onu da şöyle birazcık da üstüne koyalım. Çok az da mikrofilizlerimizden kullanalım üstüne. Özellikle maydanozdan.